şu, Türk Hava Kurumu 2018 yılı Ekim ayında olağanüstü genel kurula gidiyor. Gittiği bu genel kurulda Bertan Nogaylaroğlu adında bir emekli general Türk Hava Kurumu'nun başkanı seçiliyor. Seçildiğinde de diyor ki ya ben nasıl bir yer devralıyorum, nasıl bir yer bana devrediliyor bilmek istiyorum diyor. Yani çok ciddi iddialar var hakkında, şaibeler var vesaire vesaire. Ben diyor kusura bakmayın kurumu devralmadan önce bir denetlettireyim diyor. Ve saygın bir kuruluş olsun ki yarın evet. Tartışmalarda nari olsun bu. Gidiyor dünyanın en önemli saygın denetleme kuruluşlarından bir tanesini denetletiyor. Şimdi denetim raporu elimde. Sevgili Tuncay, denetim raporundan birkaç tane küçük cümle okumak istiyorum. İzleyicilerin de çok fazla zamanını almak istemiyorum. Diyor ki, bankanın icra dosyası tarafımıza verilen avukat mektubunda yer almamaktadır diyor. Bankanın kurumu icraya verdiği dosya, avukatlardan denetim birimi, bu denetim şirketi bilgi istiyor. Avukatlar diyor bankanın icra dosyasını gizlediler diyor. Ama biz diyor bilançolarda gördük, bankadan dolaylı olarak istedik ve rapora yazdık diyor. Yine diyor ki kurumun borca batıklık durumu diyor. Eğer ivedilikle çözümlenmezse kurum zaten teknik olarak iflasa sürüklenmiştir diyor. Ve arkasından birçok şey söylüyor. Diyor ki kurumun inanılmaz miktarda alacakları var ve bu alacaklar tahsil edilmediği gibi tahsil edilmesine ilişkin bir hukuksal süreçte takip edilmiyor. Şimdi bu raporu okuyan Sayın Bertan Nogaylaroğlu bize geldi. Havacılık konusuna da vakıf olmamız sebebiyle bizden yardım istedi. Biz de bildiğiniz üzere, sizinle paylaştığınız üzere 60 gün süreyle Türk Hava Kurumu'na hukuk danışmanlığı ve yardım yaptı. Ben bilabeden avukatlarım da asgari ücret tarifesi üzerinde 60 gün hukuki destek verdi. Şimdi sevgili Tuncay, şimdi başka bir belge göstereceğim. Bankanın adını kapattım ama bir belge göstermek istiyorum şurada. Tabii buradan mümkün olabilecek mi kamerada? Çok da gözükmüyor. Okuyayım belgeyi. Bu İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2018 yılında icra takibine konu olmuş olan bir banka alacak icra dosyası. Şimdi sevgili Tuncay, buradaki rakamlarla ilgili bir oran söylemek istiyorum. Kamuoyunun vicdanına. Bundan öte zaten söz. Şimdi diyor ki alacak miktarı 79.608.334 ABD doları. Faiz oranı 8. 9 milyon dolar alacak. Faiz oranı yıllık %28 dolar bazında. Dünyada herhangi bir ülke, aklınıza gelen hangi ülke derseniz deyin. Muz Cumhuriyeti, başka bir cumhuriyet, ne uydurursanız uyun. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir şirket bu faiz oranıyla borçlandığını bilmek isterim, görmek isterim. Var mı acaba? İki, o tarihlerde icra faiz oranı 9.9. Daha bunun temerrüze düşmesi durumunda da en fazla icra faiz oranının %30'u fazla olduğu, yani %12'lerde olması gerekirken Türk parası cinsinden faiz oranında %42.8 sevgili Tuncay. Şimdi bu dosyaya ne faiz oranına ne de faiz hesaplarına hiçbirine itiraz edilmemiş. Doğal olarak biz tabii dosyaları inceleyince işin içerisine detayına kadar girmek durumunda kaldık. Girince gördük ki burada çok ciddi ağır ihmaller var. İnanılmaz bir sorumsuzluklar var. Nitekim sevgili Tuncay, dosyaları incelediğimizde bir dosyayla rastladık. Baktık ki kurumun iki tane VIP jeti var. Özel lüks jetleri var iki tane. Bu jetlerin durumlarını geçeceğim. Ama jetleri kiralamışlar. Körfez ülkelerinde birini, Ukrayna'ya birini kiralamışlar. Jet bir yıl uçmuş sevgili Tuncay. Bir yıl içerisinde bir kuruş kira parası tahsil edilmemiş. Sözleşme gereği kira parası öden jeti hemen geri çekmeniz gerekirken jet geriye çekilmemiş. Bir yıl uçmuş 1.2 milyon euro kurum alacaklı olmuş. Ama ne takibi başlatılmış, ne alacak davası açılmış, ne ilgili firmadan para talep edilmiş. Dosya sümen altı edilmiş. Şimdi o dosyada savcılıkta. Bunun gibi çok sayıda insanları hayrete düşürebilecek dosya örnekleri açabilirim. Anlıyorum ki yolsuzluk dosyası var. Evet, evet. Sistematik ve planlı bir şekilde çok ağır saldırılara maruz kalmış. Ama şu bir gerçek. O dönemde Sayın Bertan Nogaylaroğlu bu dosyaların tamamına yakınını 24 tanesini Ankara Cumhuriyet Savcılıklarına gönderdi. 24 tanesinde bizzat münferit olarak suç tespiti yaparak. Ama başka bir şey daha oldu. O dönemde dedik ki ya burası
Denetime tabii bir yer. Vakfı var. Dernek statüsünde. Üniversitesi var. Bunlar mutlaka denetlenmiş. Nitekim bir saat kendim gittim göğe. Gök bana şunu söyledi. Kaç Bey, buyurun size denetim raporumuz. Denetim raporunu aldığımda gözleri bir inanın sevgili Tuncay. 3000'e yakın sahte lisans diploması olduğu söylendi. İnanamadık ya. Bunların da tamamını savcılığa gönderdi. Tam birçok şey. Önüne gittik. Vakıflar genel çıkardı bize denetim raporunu verdi. 24 ayrı suç tespiti yaptı. Ama dosya tümen aldı. Portümen altı dedi. Dedi ki burası dernek. İçişleri Bakanlığı'na gidelim. Oradan bakalım. Nitekim İçişleri Bakanlığı'na gittik. Dev 2 klasör 500 sayfalık 2 klasör denetim yapılmış. Çok sayıda sorumluluk tespit edilmiş. Ama o raporda sümen altı edilmiş. Bütün bunları finalinde ben 2-3 şey yaptım. Bir, İçişleri Bakanlığı'na bütün bu yolsuzlukları bildiren bir başvuru dilekçesi yaptık. İki, aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na kurumun Cumhurbaşkanlığı tarafından ivedilikle denetlenmesi gerektiği, bu yolsuzlukların sümen altı edildiği, örtbas edildiği ve bu sebeple ivedilikle denetim altına alınması gerektiği, buranın da mutlaka olağanüstü genel kurula taşınması gerektiği yönünde başvuruda bulunduk. Ayrıca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne de buranın olağanüstü genel kurula taşınması gerektiğine başvuruda bulunduk.